Avuç içi bu sanat için en önemli araç. Bir zamanlar Hindistan'ın her yerinde popüler olan Rogan tekstil sanatından bahsediyoruz. 8 nesildir bu sanatı sürdüren Katra ailesi üyeleri şu an dünyada kalan tek Rogan sanatçısının kendileri olduğunu ifade ediyor. Abdulgafur Katri bu sanatın sırasıyla dedeleri, babası ve amcasından nesilden nesile aktarıldığını söylüyor. Boyanın temelini oluşturan yağ sanata da adını veriyor. Gafur'un kuzeni Muhammed yağı 2 gün boyunca bal benzeri bir doku elde edene kadar ısıtıyor. Soğumaya bırakılan yağ Gafur'un yeğeni Jabbar tarafından boyayı oluşturmak için pigmentle birleştiriliyor. Taşta parçalanan renkler biraz su eklendikten sonra öğütülmeye devam ediliyor. Ardından içine rogan eklenerek karışım bütünleşene kadar taşla eziliyor. Gafur bu aşamayı şöyle anlatıyor. Rengi doğrudan kaseden alırsanız çok kalın olacağı için ondan iplik yapamazsınız. Bu yüzden elinize alıp harmanlamanız gerekir. Boyayı avuçta döndürmek ısının da etkisiyle boyayı inceltir ve uzamasını olanak tanır. Sonrasında boya ipliği metal çubuk yardımıyla kumaşın üzerine işlenir. Boyayı yönlendirmek için diğer elle kumaşın altından destek vererek desen resmedilir. Son aşamada tasarımın baskısı alınması için kumaş boya kurmadan önce katlanıyor. Bu incelikli sanatın üretim aşaması desene göre 2 yıla kadar uzanan bir süreç alabiliyor. Katri ailesi bu geleneksel sanatı koruyarak üretimlerine halen devam ediyor.